Etso Başkanı Asilhan Arslan, Maden ilçesindeki maden sahasının ihale süreciyle ilgili olarak şahsi ve Etso hakkındaki ithamlara cevap verdi. Başkan Arslan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hususunda bir açıklama yapma ihtiyacı gördüğünü ifade ederek, bu aziz şehre konuşarak ve gereksiz polemikler üreterek hizmet edemeyiz. Biz işimize odaklanmışız, bu yolda yürümeye devam edeceğiz ifadelerinde bulundu. Maden ilçesindeki maden rezervlerinin ihale süreciyle ilgili iddialara Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arsan yanıt verdi. Başkan Arsan açıklamasında maden ilçemizdeki polimetal maden sahasının işletilmesi hususuyla ilgili olarak AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamada şahsın ve başkanı olduğu Melazı Ticaret ve Sanayi Odası doğrudan isim olarak ifade edilmemiş olmasına karşın hedef alınarak bir takım ithamların odağına konulmuştur. Maden ilçesindeki istişare toplantısı öncesi yapılan bu açıklamada toplantının yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak olduğu dile getirilmiş ve toplantıya katılmayacaklarını açıklamışlardır. Kamuoyunun öncelikle bilmesi gereken husus Maden ilçesinde böyle bir istişare toplantısı yapılması teklifi. Sayın Maden Belediye Başkanımız Orhan Yavuz'un odamızı ziyareti sırasında Madenliler Derneği Başkanımız Sayın Yaşar Altundal'dan gelmiştir. Biz de girişim grubunun organizatörü olarak madenin bulunduğu bu ilçede böylesine bir toplantıya iştirak etmenin maden halkının hakkı olduğu sorumluluğuyla teklifi olumlu karşılamış bulunmaktayız. Maden ilçemizi temsil eden STK temsilcilerinin davetiyle yapılan bu toplantının popülizmle, yersizlikle ve iyi niyetten yoksun olmasıyla nasıl bir bağlantı kurulduğunuysa anlamış değiliz. AK Parti İl Başkanlığı, milletvekilleri ve belediye başkanımızın ortak görüşü olarak yayınlanan açıklamanın her bir paragrafı hem kamuoyunu hem de bizleri şaşırtan ifadelerle doludur. Sanki Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili alanı ve sorumluluğu dışında bir işe girişmiş gibi ithamlar ve yersiz suçlamalara maruz bırakılmıştır. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyanların öncelikle bilmesi gerekenler, maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek, buradan doğacak tüm katma değerin kendi şehrimize kazandırılması için Elazığ medyası bizleri göreve davet etmiştir. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz. İktidar partisinin değerli yöneticileri ve vekillerimiz öncelikle ihalenin ertelenmesi süreçlerine destek olmuşlardır. Ancak yapılan ortak açıklama tüm bu olumlu adımlara maalesef gölge düşürmüştür. Elazığ girişim grubumuzun ihale şartlarında olması gereken değişiklik taleplerinin yerine getirilmemiş olmasından biz bugüne kadar ne kendilerini sorumlu tuttuk ne de bunu herhangi bir platformda ima ettik. Eğer ihale tarihi bir kez daha ertelenmez ve bu şartlarda Elazığ Girişim Grubu dışında bir başka firmada iş kalırsa, bunun sorumlusu olarak kamuoyu bizi görür endişesiyle bu açıklama yapıldıysa, o zaman da usul ve üslup hataları yapılmıştır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihinin hiçbir döneminde siyasetin içerisinde olmadığı gibi, popülizm ihtiyacı da duymamıştır. Bu dün böyleydi, bugün de aynıdır. Yapılan açıklamada kendi ikbalimiz için böyle bir popülist yaklaşım içinde olduğumuz ifade edilmektedir. Odamızın hiçbir yöneticisinin böyle sığ bir şark kurnazlığına ihtiyacı yoktur. Tacir sıfatını taşıyan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri de bunu ayırt edebilecek yüksek ferasete sahiptir. Bundan kimsenin ne endişesi ne de şüphesi olsun. Odamız seçimini bu şehrin istihdamına, ihracatına, ticaretine ve dolayısıyla sosyo-kültürel ekonomik yapısına şekil veren bir zümredir. Bu zümrenin hiçbir ferdinin siyasetin karanlık koridorlarındaki aya koyunlarına ne ihtiyacı vardır ne de tenezzül eder. Bizim seçilmemiz de işimizi yapmamızda üyemizin gözü önünde ve gönlünde olur. Söz konusu açıklamada birinci ihalenin ertelenmesi, şartnamenin değiştirilmesi, flotasyon ve ek tesisler yapılması, maden sahasında çalışacak işçilerin %60'ının el azılı olması bu çabalar sonucunda şartnameye eklenmiştir. Ayrıca son düzenleme ile MTA'nın payı %100 artırılmıştır. Tüm bu talepler bölgede yaşayan insanımızın talepleriydi ve bizler insanımızın talebini karşıladık ifadelerine yer verilmiştir. İki aydan beri bu konuyla yatıp kalkan bir kişi olarak peşinen ifade edeyim ki bölge halkımızın böyle bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir. Yine bilinmesini istediğim bir başka konu da şudur. Bir şirket kısa bir süre önce medyaya yaptığı açıklamada Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile görüştüğünü ve girişim grubuna ortaklık için olumlu cevap aldığını açıkladı. Girişim grubunda yer almak için hem fiziksel başvuru hem de online açık olan sistemde gelen hiçbir başvuru olumsuz karşılanmamıştır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası kurduğu ortaklığı bir başkasına peşkeş çekecek bir kurum değildir. Bunu kendilerine çok net ifade ettik. Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin alim menfaatlerinin korunmasıdır ve bu sürecin tüm safhaları kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yönetilmiştir. İhalenin iptal edilerek tarihinin değiştirilmesi haklı taleplerimizin ilgili mahkeme tarafından kabul edilmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu girişim ve çalışmaların tamamı STK'lar, meslek kuruluşları, siyasi partilerimiz ve kamuoyundan büyük destek görmüş ve şehrimizin bu hususta özlemi duyulan birlik ve beraberlik örneği sergilemiştir. Yapılan açıklamadaki ithamları öncelikle kamuoyunun vicdanına, sonra Yüce Allah'a havale ediyoruz. Yapılan hiçbir saldırı ve tehdite boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ayrıca söz konusu şehrimizin menfaatleri olduğunda siyasi ikbal endişelerini bir kenara koyup bu mücadeleye omuz ve destek olan tüm siyasilerimize kamuoyu huzurunda bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kişilerle ve kurumlarla polemik ve söz düellosu yapacak vaktimiz yok. Kaldı ki ilimizin ve halkımızın ihtiyaç ve beklentileri açıktır. Bu nedenle lüzumsuz tartışmaların içinde yer almaktansa şehrin sesine kulak vermeyi önemsiyoruz. Sorumluluk sahibi her kişi ve makamında bu noktada daha duyarlı olması gerektiğine inanmaktayız ifadelerinde bulundu.